Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Küçükköy Mahallesi'nde Ramazan ayı boyunca iftar programı düzenlendi. Biz de Korkut Eli TV ekibi olarak Ramazan programına katıldık. Organizasyonu yapan Ekrem Akdeniz ve katılan vatandaşlarımızla görüştük. Bakın arkadaşlarımız engelli. Herhangi bir şekilde çocuklar onlara çarpmaz veya onlar çocuklar. Merhabalar efendim. Küçükköy'deki iftar programını organize eden Küçükköy'lü hayırsever vatandaşımız Ekrem Akdeniz Beyefendi'nin yanındayız. Ekrem Bey, böyle bir programı nasıl aklınıza geldi? Bir ay boyunca yapmak, nasıl altından kalktınız böyle bir şey? Şimdi ben 39 yıldır Almanya'dayım. Öncelikle oradan başlamak zorundayım. Evet. Çünkü yurt dışındaki çevrem ve arkadaşlarım bu konuda çok payları var. Her şeyden önce onların maddi katkılarıyla ve biz 5 yıldır, bu yıl 6. yılı Almanya'da bunu yapıyoruz zaten arkadaşlarımızla. Ama burada ilk değil mi? Burada ilk. Evet. Oradaki tecrübemi buraya yansıttım ben. Ama asıl esinlendiğim şey şudur. Hepimiz acizane kumanya dağıtıyoruz. Evet. İnsanların böyle ezik bakışları, bir kısmının gözünde "Ya Rabbi, bu mübarek günde bizi de düşünenler oldu" dercesine bakışları beni buraya kadar sürükledi. Burada şunu gördüm. İnsanların hakikaten evlerine giden kumanyadan ziyade birlik beraberliğe, bireysellikten ziyade birlik beraberliğe ihtiyacının olduğunu gördüm. Rabbime hamdolsun, 2 gün içerisinde, yani 48 saat içerisinde birkaç arkadaşımın desteğiyle, çok da fazla destek aldım söylenemez. Şikayetçi değilim hamdolsun ama. Destek olan olmayan herkese de bu arada teşekkür ediyorum. 2 gün içerisinde organize olduk. Her şeyden önce Korkut Eli Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bu salonu bize tahsis ettiler. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Aşçımız Osman Deniz abim İzmir'den bir hatıra kalktı buraya geldi eşiyle beraber. Benim en çok mutlu olduğum, huzurlu olduğum yönü bu dostumun, bu arkadaşımın bizimle el ele kol kola olmasıdır. Çok söylenecek şey var. Tabii ki bir geniş zamanda tabii ki bunları anlatırım. Şunu bile düşünüyorum. Kitap haline getirmeyi bile düşünüyorum inşallah. Bu günleri, bu yaşadıklarımı. Şunu söylemeden de geçemem. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. 16 yaşında Almanya'ya gittim. Memleketini çocukluğum, unutmadın mı? Tabii tabii, kesinlikle. Benim çocukluğum burada geçti. Çocuklarımızı gördüğüm zaman onların oynadığı oyunlarda tam %100 değil ama kendi çocukluğumu görüyorum. Şu anda da benim etrafımda dolanan çocukları, Ekrem amca şunu yapalım mı, Ekrem amca bunu yapalım mı? Çok daha değişik programlarım vardı, düşüncelerim vardı ama dar zamanda yetiştirmek çok zor. Doğru. Tekrar herkese, buraya gelen, gelmeyen, katılan, katılmayan hiç önemli değil. Buranın bir manevi yönü var, bir de maddi yönü var. Tabii ki maddiyatı da önemli. Arkadaşlar, burayı, bu salonu biz balyalar doğrusu parayla belki doldurabiliriz. Ama iki insan buraya sokamazsak, iki insan gelmezse buraya hiçbir önemi yoktur. Ama burayı bugün olduğu gibi, siz de şahit oldunuz, tıklım tıklım doldurursak parayı bir şekilde buluruz. Ve buluyoruz. Ben kendi kaynaklarımla yapmıyorum bunu. Evet, bir hayırseverim. Katkılarım var. Sizin katkınız neyse benim de o. Ben sadece buraya fiziksel gücümle çalışarak emek veriyorum. Peki, bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Siz sadece burası değil, başka işleriniz, hayırlar da var. Sizin ekibiniz var mı, yoksa nasıl ilerliyor, bu işler nasıl ilerliyor? Maalesef şu anda ekibim yok. Evet. Benim en büyük destekçim eşim. Şunu biliyorum. Küçükköy'lü seyredenler bunu çok normal karşılamayacaklar. Ama her başarılı erkeğin de arkasında bir kadın vardır. Bunu unutmayalım. Mutlaka. Peygamber Efendimizin de eşlerine ve kızlarına ne kadar önem verdiğini de burada bu yönde düşünen arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim. Şu anlık hakikaten samimi söylüyorum, ben tamam, yardım eden arkadaşlar var ama ağırlık benim omuzlarımda. Yıkılmadım, yıkılmayacağım.
bu işi sonuna kadar götüreceğim ve bundan sonra da tek başıma devam etmeyeceğim. Mutlaka yanıma gönüllü arkadaşlar bulacağım. Ben buna inanıyorum. Diğer yaptığımız yardımları da şu anda tek tek saymayacağım. Zamanı geldiğinde bunları da konuşuruz. Bugün çok üzgünüm, sizinle de paylaştım. Bir yardım ettiğimiz ninemin daha içten bir hastalığını duydum. İnşallah Rabbim ona da şifalar versin. Dediğim gibi sonuç olarak herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir örnek oluyoruzdur. Tek amacım bu. Burada iftar programına katıldık. Yanımızda da iftar programı koordine edenlerden, doğru mu? Ali Tongal Bey var. Yani gönüllülerden. Gönüllülerden Ali Tongal Bey var. Asıl bu işlere koşturan... Ekrem Akdeniz. Ekrem Akdeniz abi. Evet. Peki Ramazan boyunca oldu değil mi abi? Nasıl? Ramazan boyunca bir Ramazan. Evet. Devam etti yani. İnşallah devamı da gelecek. Bayram günü, bayram sabahı bir bayramlaşma olacak aynı burada. Evet. Bütün camilerden herkes buraya gelecek. Bir bayramlaşma olacak inşallah. Güzel son olarak bitecek. Başlangıç süreci nasıldı peki abi? Kimin aklına geldi? Nasıl toplandınız? Bu başlangıç süreci yine dedik Ekrem Akdeniz. Evet. Yani bunu daha önce Almanya'da yaşıyor. Almanya'da 4-5 yıldır bunlar bu iftar programını koordinatı yetiyorlarmış. Evet. Bu yılda köy olan burada Küçükköy'de organize etmek istedi. Yani milletin Ramazan'da kaynaşması için güzel bir şey oldu. İftar programı Ramazan İftar programı. Boyunca evet. Kaynaştı. Devam güzel etti. Evet, evet. Peki abicim, Küçükköy adına biz size teşekkür edelim. Böyle hayırlı işlere vesile olduğunuz için. Merhabalar, şimdi de yanımızda eski Küçükköy muhtarı Hasan Kır Beyefendi var. Hasan Bey, siz bir şeyler söylemek ister misiniz bu iftar programı? Tabii. Öncelikle bu programda emeği geçen Ekrem Akdeniz kardeşimiz olmak üzere. Bu programa gönül veren hayırsever arkadaşlarımıza, yardımcı olan tüm Küçükköy halkına sonsuz teşekkürler ediyorum. Yani mahallemiz için bir başlangıç oldu. İnşallah ileriki yıllarda bunun devamı gelir. Yani mahallemiz için inşallah Ramazan bayramında da güzel bir final yapacağız. Bayram çıkışı herkes burada birleşecek. Dargınlar barışacak. İnşallah hayırlısıyla bitireceğiz Ramazan'ımızı. Ayrıca Ramazan bayramının ve önümüzdeki yarın kutlayacak olduğumuz Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah yaşayabilenlere ne mutlu Ramazan ayını. Allah hepimize bu günleri göstermeyi nasip etsin tekrarını. İnşallah diğer köylere de vesile olursunuz. Böyle onlar da düzenler. İnşallah ilçemizde de devam eder. Diğer köylerimize de yükseder bu olaylar. Bence bir de ayrıca bunun güzel tarafı, buraya gelemeyecek yaşlı insanlarımıza da evlerine servis yapılması. Bu insanlar yapılıyor mu evlere gidip gelemeyecek olanlara? Bütün yaşlı insanlarımıza, mağdur olan insanlarımıza servis yapılıyor. Çok güzel bir Ramazan yaşadık. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Teşekkür ederim. Yaşlılara, muhtaç sahiplerine 120 tane kişiye şu anda evlere servis yapılıyor. Bir Ramazan boyu yapıldı. Evet. Peki teşekkür ederim abicim. Ayrıca şunu da söyleyeyim, basın olarak sizlere de çok teşekkür ediyorum. Buralara gelip bizlerle yani bu programı çektiğiniz için ayrıca saygı duyuyorum. Merhabalar, şimdi de yanımızda bu programı emeği geçenlerden Süleyman Özdemir abimiz var. Süleyman abi, sen anlatır mısın programı nasıl oldu bir aydır yaklaşık? Ramazan boyunca çok güzel şeyler yaşadık. Halkı bir yere getirdik. Amacımız zaten sırf yemek değil, halkın bir yere toplanması. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik oldu. Bu şeye sebep oldu Ekrem abimiz. Köylümüzde yardım destek oldu. Bizler de el emeği yardım ediyoruz. Ramazan boyunca etmeye devam edeceğiz. Biz memnunuz. Halk da memnun galiba. Umarım devamı gelir o zaman. İnşallah bunun devamını sürdürmeyi isteriz. Merhabalar, şimdi yanımızda bu programı organize eden Ekrem abimizin hanımı Hanife ablamız var. Hanife Akdeniz. Abla, sizin duygularınızı alabilir miyiz? Evet, biz çok mutluyuz. Biz bu köyde yetişmiş, büyümüş insanlarız. Yurt dışında yaşamamıza rağmen köyümüzü çok seviyoruz. Hiçbir zaman unutmadık. Ve böyle bir şey yaptığımız için ve bunu bize Rabbim yaşattığı için de sonsuz hamd senalar olsun. En büyük amacımız insanların alan el değil, veren el olmayı aşılamaktı köyümüze ve ümmeti Muhammed'e. İnşallah devamı gelecek. Bu beden, bu nefes bu bedende olduğu sürece bunun devamı gelecek inşallah. Peki, bir dahaki yıllarda. Sizin gibi vefalı vatandaşlar da bize teşekkür ederim buradan. Bizler sadece köprülük vazifesi yapıyoruz.
Bunu nasip eden Rabbim, bizler vesileyiz sadece arada. Halkımızın desteğiyle, ümmeti Muhammed'in desteğiyle, yurt dışındaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, sohbet gruplarımızın da desteğiyle bugünlere geldik. Hamdolsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu Ekrem Özdem neydi? Ekrem Akdeniz. Akdeniz'i organize yaptık. Küçükköy hep birisi burada yemek yiyor, birlik beraberlik var. Hepsine ben teşekkür ederim. Ben Korkut Eli'nde kahveciyim, portakal derler lavuma. Aynı zamanda taşımacıyım Korkut Eli'nde. Siz de basın mensubu olarak size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi yanımızda Ömer Avcıoğlu ve Mehmet Özçelik var. Abi sizin duygularınızı alalım bu iftar programı hakkında. Böyle bir organize olduğu için çok mutluyuz. Köylünün kaynaşması için hani birlik beraberliği olması çok iyi bir şey. Sizin de yardımlarınız dokundu mu? Dokundu. Siz ne olarak çalıştınız? Maddi, manevi, yemek dağıtma bir şey. Hepsini yapıyoruz yani. Hep el birliğiyle her şeyi yapıyoruz. El birliğiyle hepsini yapıyoruz. Peki abi sizin duygularınızı alalım. Şimdi nasıl söyleyeyim? Çok güzel bir şey. Bu iş yemeğe sebep olanlar. Yani burada köylü, organize de varsa da bir birlik beraberlik evet, var. Küçükköy dediniz evet, zaten hep birlik beraberlik. Burada tüm kasabanın şeyi var, emeği var. Evet. Çoban arkadaşlarımızın da var. Yani herkesin katkısı var. Çok güzel bir şey. Böyle programların devamını dileyelim biz de. Tabii ki. Size de çok teşekkür ederiz böyle zamanda bizi yalnız bırakmadığınız için. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, yanımızda Korkut Eli şairimiz Mustafa Kemal Kazak Beyefendi var. Mustafa Bey, nasıl bir iftar programıyla karşılaştınız evet, burada? Biraz çok güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizim köyümüz tabii her köy eski köydür, köklüdür ama bizim geleneklerimiz daha eskiler yani. Bizim köyümüz biraz daha bağlıdır buna. Birlik beraberlik önce küçük beraberlik var. Eskiden biz mesela bayram yemeklerini hep beraber yiyorduk. Köy odalarında toplanırdık. Orada büyükler içeride, küçükler dışarıda yemek yenir. Ondan sonra ihtiyarların ellerini yıkattırdık. İçeride bayramlaşırız. Bu odadan çıkar, öbür odaya gider bayramlaşırdık. Öbür odadan çıkar, öbür odaya giderdi. Adam evine gelinceye kadar akşam olurdu bayramda yani. Evinde bayramlaşmayı akşama bırakırdı yani. Tabi bu da bir güzel bir gelenek. İnşallah devamı gelir. Tabi bu da insanların desteğiyle, bağışlarıyla olur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. İlk oldu, inşallah son olmayacak. Son olmayacak, devamında güzel devamı, olacak. Devamı güzel şeyler olacak inşallah. Peki, teşekkür ederiz. Merhaba, Antalya Beyaz Baston Görmeyenler Derneği'nden de sanatçılarımız bugün bizi yalnız bırakmadı. Bir tanıyalım abi sizi. Ben Selam Çiftçi. Antalya'nın Elman ilçesinde oturuyorum. Ayrıca Ali Mumcu Ortaokulu'nda Türkçe öğretmen olarak görev yapmaktayım. Profesyonel olarak kaval ve neyse çalıyorum. Abi bu kaval çalmaya nasıl başladınız? Bir de onu anlatın. Ya benimki çok farklı bir süreç oldu. Benim bağlamayla başladım. Fakat nefesli aranan bir enstrüman olduğu için bir de ilgimi çekiyor. Yani ney sesi huzur veriyor. 22 yaşında başladım ben. Çok geç bir süreç oldu. Ama blok flüt çaldığım için üfleme bazında zorlandım ama nota bazında zorlanmadım. Öyle söyleyeyim. Yani peki teşekkür ederiz abi bizi bırakmadığınız için. Rica ederim. Bir de sizi tanıyalım. Özgür Koca, Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyorum. Ekrem abi sağ olsun vesile oldu bu akşam burada olmamıza. Onun yani 2012'den beri çok desteğini gördüm. Her zaman yanımda oldu. Ona çok şey borçluyum. Ne zaman isterse her zaman elimden gelen desteği veririm. Arkadaşlarına rica ettim. Organizasyonu ben yaptım. Cumartesi gün böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Selam arkadaşımı aradım. Hakan arkadaşım aradım. Onları sağ olsunlar beni hiçbir zaman kırmazlar. Yine kırmadılar. Burada güzel bir akşam yaşanmasına vesile olduysak ne mutlu bize. Teşekkür edelim. Bir de sizden ismim Hakan Bozdağ. Evet. Siz hangi enstrümanı? Ben herhangi bir enstrüman çalmıyorum. Ben söylüyorum. O solistiniz. Evet. Siz nasıl başladınız? Nasıl başladım? Yani kim ilkokula başladığımda senin sesin güzelmiş dediler. Ondan beri elinden tutup götürdüler. Ne söylememi istiyorlarsa söyledim. Peki çok teşekkür ederiz bizi bugün yalnız bırakmadınız. Ben de teşekkür ederim. Yeni başkent Simit Sarayı olarak Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinizin vazgeçilmez adresi olacağız. Yeni iftar menümüzle de siz değerli hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.